Arkadaşlar herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün barbar kampına en basit şekilde nasıl iki saldırıda alabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz üzere barbar kampına genel olarak roket balon saldırısı yapılıyor. Çünkü barbar kampında 3 tane dev garnizon olduğu için yerden saldırmak biraz daha zor olabiliyor. O yüzden havadan saldırmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden roket balon ile Max 11.310 başkent altın olan bir barbar kampına saldırımı göstermek istiyorum anlatarak. Şimdi barbar kampında roket saldırısı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Ben onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi düzen bu şekilde. Elimde 14 roket balon var. 4 koçbaşı, 2 barbar, 3 tane de iskelet büyüğümüz var. Saldırıya başlayalım. Şimdi anlatarak devam edeceğiz. Şimdi bir tane mızrağa, iki tane ortadaki mızrağa diyoruz. Ortadaki mızrağa iki tane atmamızın sebebi arkadaki hava soğumasını da almak için. Şimdi sonra arkadaşlar hala iskelet büyüsünü atmadım çünkü önden ben temizlik için o roketleri attım. Şu an iskelet büyüsünü hala atmadım çünkü önden bir temizlik yapıyorum barbarlarla. Roket balon saldırısında en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri beyaz alan açmak arkadaşlar. Çünkü roket balon bildiğiniz üzere bir süre boyunca hızlı gittiği için yakından atmanız daha mantıklı oluyor. Uzaktan attığınız zaman hızını kaybediyor. O yüzden yakından atmanız daha iyi oluyor. Şimdi beyaz alan açtık. Şimdi ikinci dikkat etmeniz gereken, en çok dikkat etmeniz gereken şey, bu sadece roket balonu değil, bütün ordularda dahil olmak üzere iskelet büyülerini doğru kullanmak. Düzene göre her zaman değişir bu tabii ki. Ama şimdi buraya roket topunun üzerine iki tane, havanın üzerine bir tane iskelet büyüsü atıyorum. Peki neden ben buraları atıyorum? Arkadaşlar bu roket topunu düşürmek için gördüğünüz üzere şu an çok zor düşer o. Bu roket topuna erişmek çok zor. Sağ taraftan girsen önünde çok fazla savunma var. Soldan girsen aynı şekilde. Çok fazla roket balon harcamak zorunda kalırım. Bu yüzden ben bu roket topunu iskelet büyüsüyle almayı tercih ettim. İki tane iskelet büyüsünü üzerine atıyorum. Bir tanesini de buraya atıyorum. Buraya neden atıyorum? Sağında ve solunda iki tane hava bombası olduğu için bunlar roketin üzerindeki iskelet büyüsüne, iskeletlere vurmamasını istemediğim için buraya atıyorum ki buradaki hava bombaları buradaki iskelete yönelsin. Arkadaki roketle çok rahat bir şekilde iskelet büyüleriyle düşsün diye. Bildiğiniz üzere zaten bu hava bombaları toplu vuruyor. O yüzden eğer buraya vurursa bütün iskeletler bir anda ölür. O yüzden buraya atıyorum ki yönünü değiştirmek için. En çok dikkat etmeniz gereken ikinci şey tabii ki de iskelet büyüsü. Şimdi saldırıya devam edelim. İskelet büyülerini attıktan sonra beyaz alanı açtık. Saldırıya başlıyoruz. Şimdi 1 milyon atıyoruz. Soldan bir roket. Tesla'ya 2. Hızlı rokete 2. Şimdi arkadaşlar genel olarak bakın ağır soğumalara yönelik oynayın öncelikle. Öncelik şey hava roket topu, sonra hava bombası, hızlı roketler, hava soğumaları. Roketleri buna yönelik atın. Roketi aldık. Hızlı roketleri aldık. Bakın arka tarafta gördüğünüz gibi hava bombaları buradaki iskeletlere vururken arkadaki roket de çok rahat şekilde iskelet büyülerine düşüyor. Roketlerle de temizliğimizi yapmış olduk. Şimdi ilk savaş %48, %49, %50 sonuç aldık ilk savaş. Ve iki tane roketi de aldık. 4965 başkent altını ile ilk saldırımız bitiyor. Şimdi ikinci saldırıda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şeyler hızlı roketler, hava bombaları, mızraklar ve hava soğumaları olduğu için iskelet büyülerini ona göre kullanmam gerekiyor. Ve roketleri havaya vuracak savunmalara doğru atmam gerekiyor. Bu yüzden ilk iskelet büyümü sol tarafa, hava bombası, hızlı roket ve hava soğumasının arasına, ikincisini sağ tarafa, hızlı roket, hava bombası, Tesla ve hava soğuması görüyor burayı da. Diğerini de diğer hava bombasının arasında kullanıyorum. Şimdi koçbaşını gönderiyorum. Şimdi sağdan mızrağa doğru 2 tane, Tesla'ya doğru 2 tane, hava bombasına doğru 2 tane, buradaki hava bombasına doğru
hava soğumasına doğru ve soldan minyon atıyorum ki soldan da roket göndereceğim için beyaz alan açmam gerekiyor oradan da. Buradaki hızlı roket hava soğumasına doğru atıyorum. Hızlı roket düşmediği için bir tane oraya, yukarıdaki mızrak ve hava soğumasına atıyorum. Bir de burada hava soğumasıyla hızlı roket kaldığı için oraya da birer tane gönderiyorum. Bakın, çok rahat bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Eğer roketleri doğru şekilde kullanırsanız ve iskelet büyülerini doğru şekilde kullanırsanız arkadaşlar, düzen max olsa da, düzen çok sağlam olsa da arkadaşlar alabilirsiniz. Tabii ki de roket balon ile saldırılacak diye bir şey yok her zaman barbar kampına. Bu düzene göre değişir. Genel olarak barbar kampına roket saldırısı yapıldığı için ben bu yüzden roket ile örnek göstermek istedim. Arkadaşlar bunun gibi nasıl videolar istiyorsunuz bunu yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Mesela örneğin iskelet fıçısı nasıl kullanılır onu göster yazabilirsiniz. Örneğin iskelet büyülerini nerelerde kullanmalıyız? Veya binicileri nasıl kullanmalıyız? Bunun gibi yorumlara yazarsanız arkadaşlar ona göre elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.